Peki bir de özellikle 5 yılı aşan kiracılar için ev sahipleri bir raiç bedel peşinde dolaşıyorlar. Raiç bedel aslında bu değil şeklinde. Nedir buradaki haklar hem kiracılar hem de ev sahipleri için? Şimdi bu borçlar kanunumuzda bizzat kanun maddesi. Yani ne diyor kanunumuz? Kira sözleşmeleri kapsamında kira sözleşmeleri 5. yılı tamamladığında mal sahibi kiracısına bölgedeki raice yönelik bir değer artışı talebinde bulunabilir. Yani kira tespit davası açabilir. Burada kira tespit davasının açılma temel sebebi 5 yıl boyunca yasal artışın yeterli olmaması ve bölgedeki çeşitli faktörlerin, enflasyonun, ekonominin çok ciddi şekilde değişmiş olması sebebiyle kira değerinin reel gerçek değere yükseltilmesi. Bu kanuni bir maddedir ve her kira sözleşmesi bu anlamda, tabii uzun süreli kira sözleşmeleri, 5 ve uzun süreli kira sözleşmelerinde biraz daha farklı bir durum var. Ama biz genelde Türkiye'de 1 yıl biliyorsunuz kira sözleşmesi yapıyoruz. %80-90 sözleşmelerimiz bu yönde olduğu için 5. yılını tamamlamış olan her kira sözleşmesinde mal sahibi kiracısına eğer anlaşamazsa, kira bedelinde uzlaşamazsa kira tespit davası açarak bu bedelin mahkeme tarafından belirlenmesini talep edebilir. Yani özetle bu bir kanun hükmü. Peki şunu da çok fazla duyuyoruz. Özellikle ekonomi camiasında işte enflasyonun en büyük sebeplerinden biri de kira gelirleri şeklinde. Şöyle bir bilgi var mı? Böyle bir veri var mı elimizde? Türkiye'de şu kadar kişi ev sahibidir, bu kadar kişi kiracıdır. Bu çok fazla ekonomiyi sarsıyor, etkiliyor şeklinde. Tabii bu rakamlar yani çok matematiksel, yüzdesel ve teknik olarak hani birebir doğrudur diyemiyoruz ama genel olarak verilen bir veri var ve bu veri Türkiye'de bundan 10 yıl önce %65-35 yani 65 ev sahipliği %35 kiracılık oranından yaklaşık 10 yıl gibi çok kısa bir sürede %56-44 yani 56 ev sahipliği 44 kiracılığa geçti. Yani özetle aslında Türkiye'de neredeyse her iki kişiden birisi kiracı konumuna gelmiş durumda. Bu aslında Türkiye açısından çok ciddi bir barınma krizi anlamına geliyor. İşte bu yaşadığımız, şu konuştuğumuz konuların içeriğinde var olan her şey aslında bununla alakalı. Yani Türkiye maalesef konut sürecinde vatandaşlarını konut sahibi yapamadığı için, konut sahibi olamadığı için nüfus da sürekli artmaya devam ettiği için artan nüfus artık ev sahipliğini değil, kiracılığı mecburen tercih etmek zorunda kalıyor. Ev sahipliği de işte konut kredisine ulaşamama, aynı zamanda konut üretiminin yeterli sayıda olamaması gibi faktörlerle maalesef istenilen sayıda gerçekleşemiyor. Ve doğal olarak da bu enflasyonun, yani ekonomist değilim, dolayısıyla bunun ekonomik kısmına ilişkin bir veri veremem ama rakamsal olarak Türkiye tarihinin belki de en ciddi barınma krizlerinin birinin içinde bulunuyor şu an. Evet, bir de tabii ki yabancıların mülk alıp vermesi, üstelik işte birbirine satması da bunu çok fazla etkiliyor mu? Bunu da hemen sormak istiyorum. Yani şöyle, son dönemde azaldı. Yaklaşık 1-1,5 yıldır azaldı ve hatta şiddetli bir şekilde de azalmaya devam ediyor yabancıların mülkiyet sahibi olma konusu. Çünkü Türkiye'de de artık gayrimenkul fiyatları çok yüksek. O anlamda da onların aslında hani beklentilerini bu anlamda karşılamıyor olabilir. Sonuç itibariyle Türkiye'de bir yabancıya satış var. Hem vatandaşlık veriyoruz. Vatandaşlık haricinde belli bir değer üzerinde alırlarsa ikamet izni, ikamet veriyoruz. Dolayısıyla tüm bunları topladığımızda aslında bizim tahmini olarak konuşulduğunda 80 küsur milyon civarı bir kendi vatandaşımız, 5 ile 10 milyon arasında rivayet, yani bunun hangisi doğru hangisi yanlış bilmiyorum ama yani yaklaşık 5 artı 10 arası, 5 ile 10 arasında bir yabancı nüfusumuzun olduğundan bahsediliyor toplam Türkiye genelinde ve doğal olarak da yani aslında 90 küsür milyonluk bir popülasyonu beslemeye veya konut ihtiyacını gidermeye çalışıyor Türkiye. Ve konutta da yabancıya kiraya verme veya yabancıya satış hep böyle döviz bazlı olduğunda daha avantajlı olduğu için onlara kiraya vermek daha avantajlı oluyor. Son birkaç yıldır dediğim gibi biraz azaldı ama mevcut kiralanabilir konuta erişimdeki kısmi sorunlardan bir tanesi de yabancıya konut kiralaması ve satışı konusu olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, bu da konut krizinin en başlıca sebeplerinden biri. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Bu işte %25'lik konut kira zam sınırının ortadan kalkmasıyla birlikte konut fiyatları ne olur? Şimdi kira fiyatlarını önce söylersem, kiralamalarda bence çok büyük bir değişim olmaz. Çok büyük bir artış da olmaz ama eksilme de olmaz. Tabii şöyle bir faktör var. 2 Temmuz itibariyle piyasaya girecek boş konutlar var. O belki bir rahatlama yaratabilir kiralanabilir konuda. 600 bin konutun ben belli bir kısmının bugün itibariyle artık kiralanabilir konut olarak piyasaya sürüleceğini düşünüyorum. Yani ev sahiplerinin beklediği tarih buydu. Bu kapsamda kiralanabilir konuta erişim kolay olabilir ama fiyatlarda çok ciddi bir azalma olacağı kanaatinde değilim. Konut fiyatlarının artıp artmayacağı konusunda ise geçtiğimiz yıl yani seçim döneminde, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde piyasanın dövizi biraz yukarıdan fiyatlaması sebebiyle bir şişkinlik yani bir şişirme diyelim, şişkinlik diyorum özür dilerim, olmuştu. Yani konut fiyatları aslında gereğinden fazla artmıştı. Yani atıyorum 5 milyon liralık bir konut 7 milyon lira olması gereken 10 milyon lira olmuştu. Aslında şu an piyasada konuşulan ve fiyatların geriye geldiğiyle ilgili konuşulan rivayet veya konu aslında bu fiyatların biraz realize olmasıyla alakalı. Yani 7 milyon liraya tekrar geri gelmesiyle ilgili. Yoksa fiyatlarda bir geri gelme de çok fazla yok. Yani tekrar etmek gerekirse bizim konutumuz yani nüfusumuzun 80 milyon olduğunu, her yıl 800 ila 1 milyon konuta ihtiyacımız olduğu gerçeğini hiç unutmamamız gerekiyor. Bu nereden çıkıyor? Çocuklarımız doğuyor, çocuklarımız evleniyor, çocuklarımız boşanıyor, işte okullara gidiyorlar, memurlar başka şehirlere gidiyor, bizler gidiyoruz. Hepsini üst üste koyduğumuzda toplam olarak konuta erişim konusunda her yıl böyle bir sayıya ihtiyacımız var ve bu sayıyı yeni konut üreterek ancak çözebiliyoruz. Tabii ki bunun planlaması, şehirleşmeye doğru yansıması gerekiyor. Bunlar diğer konular. Ben sadece veri olarak konut sorunumuzun hep devam edeceğini söylemek istiyorum. Dolayısıyla konut arzı yükselmedikçe konut fiyatlarında aslında çok beklenen bir düşüş olmayacaktır. Çok teşekkür ederim. Değerli katkılarınızdan dolayı eklemek istedikleriniz varsa onları da almak Ben isterim. teşekkür ediyorum. Hepinize çok iyi teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.